Herkese selamlar dostlar. 15 Mayıs 2022 pazar iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 11 adet mücadelesi var. Yine böyle taraf tercihleri ve gol tercihlerine gittim. Değerlendirecekler önerim var. Hem yüksek oranlarıyla önereceğim. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane mücadelenin yüksek oranı var. Gerisi idealden. Videonun sonuna bir adet de ideal kombine koyacağım. Süper Lig'den yaptım bu sefer. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Pazarı şöyle hızlıca geçelim ve bir maç skoru yarışması yapalım hemen. Maç skoru yarışmamız ekrana gelsin. Maç skoru yarışmamızda ben bu maçı değerlendirme altına almadım. Çünkü ne olacağı belli olmaz. Milan şampiyonluğu oynuyor. Atalanta çelme takar mı bilmiyorum. Size soruyorum maç skoru ne olur? Milan Atalanta. Maç skoru ne olur? Bence Milan bir adım önde. Hatta kısaca şöyle bir analiz yapmak gerekirse Milan, hatta yüksek orandan bir tahmin vermek gerekirse Milan belki tek farklı kazanabilir. 3-20-3-40 bandında bir oranı vardır bu maçında. Böyle bir düşüncem var da değerlendirme altına almadım. Sizlerin maç skoru yorumlarınızı bekliyorum bu maça. Geçtim. Hemen başlayalım isterseniz. Artı 300'ün üzerine like atarsanız arkadaşlar seviniyorum. Pazar günü bülten dolu, bol bol maç önerdim. Değerlendirecekler. Aklına yatan herkes değerlendirebilirler. Şimdi Burnley'in küme düşme mücadelesi veriyor. Fakat bir maç eksi var. Tottenham takımı da son maçında Arsenal'ı yendi. 3-0 gibi net bir oyunla yendi. Holding o maçta kırmızı kart gördü vesaire vesaire olaylar oldu. Bu da Tottenham'ın eğer tarafına gideceksek bile ben burada şöyle bir şey düşündüm. Tarafına gideceksek bile Tottenham'ın yani bir oran oynamamız lazım. Ya 2.5 üstünde bir Tottenham vereceğiz ya 4.5 altında bir Tottenham'ı vereceğiz. Bu yönde bir değerlendirme yapacağız. Fakat Burnley takımının deplasmanda bu tip takımlara karşı savunmayı daha dikkatli yaptığını biliyoruz ki sezon genelinde zaten böyle yaptı. Tottenham bu maçı kazanırsa bile maç bence 4.5 altında kalır. Güzel de bir oranı var. 1.50 bandında oranı var. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme yapabilirler. Hatta yüksek oranıyla birlikte handikap 0, 3.40 gibi de bir oranı var. Onu da önerebilirim sizlere. Değerlendirecekler bir sistem kuponu onu da ekleyebilir. Tek farklı Tottenham galibiyetini. Göztepe Beşiktaş mücadelesi. Bu maçta bazı eksikler olacak arkadaşlar. Eksikler kim? Ersin olmayacak Beşiktaş'ta. Pjanic olmayacak. Onun yanında Gökhan Töre, Oğuzhan Özyakup bunlar zaten yoktu. Eksiklere baktım ben az önce. Şimdi Göztepe zaten saldı. Her maçı gollü bitiyor. 4 diyor, 5 diyor. Geçen Rize'den 7 tane yedi kendi evinde olmasına rağmen. Yine de keyifli bir maç bekliyorum. Maçın bence ideali gollere yönelmektir. 2.5 üstü oranı 1.30 bantlarında bir oran açmışlar. Değer mi bilmiyorum. 2.5 üstü gollü bir maç bekliyorum da KG'nin de oranı yok, üstünün de oranı yok. İddia ciddi anlamda çok kısıtlamışlar. 2.5 üst diyelim bu maçın ideal tercihine. Üçlü bir kombini yaparsanız değerlendirme altına alabilirsiniz veya yüksek orandan şöyle yapabilirsiniz. Ben Beşiktaş'ın kazanmasını bekliyorum. 2.5 üstünde 2 yaparsanız da 1.80'e kadar çıkmış olursunuz. 1.78-1.80 bandında oynayan bir oranı var. Beşiktaş tarafına 2.5 üstünde 2 yaparaktan da değerlendirme yapabilirsiniz. Ama ideal 2.5 üsttür bu mücadelenin. Trabzon Altay. Bu maç Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Muhtemelen stadı doldurabildikleri kadar Trabzonlular dolduracak. Bugün de kutlama vardı Trabzon'da. O sahil kenarında gemilerle vesaire vesaire. Trabzon bu maçı bence ideal 11'ini çıkaracaktır. Yani as 11'ini çıkaracaktır diye düşünüyorum. Herhangi bir yedek kadro çıkarmaz diye düşünüyorum. Çünkü maçı Olimpiyat Stadı'na aldırdılar. Tribünü dolduracaklar. Küme düşmüş takımla oynuyorlar vesaire. Ben burada kombineme de aldım. Trabzon bence bu maçı kazanır. Ve en az 2 tane de gol atar diye düşünüyorum. Oyun olarak zaten şampiyon olmuş bir Trabzon var. Bu maçta da rahat oynayacaklardır. Güzel pozisyonlar elde edecektir. Maç sonu 1.5 üstünün 1.40 gibi oranı var. Yüksek oranıyla birlikte yine 1.78 gibi oranı var bunun da. Yüksek oran sayılırsa tabii. Handikap 1. Yani iki farklı bir Trabzon galibiyeti bile denenebilir bu maçta. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme yapabilirler arkadaşlar. Dördüncü maçıma geçiyorum. West Ham'la Manchester City mücadelesi. City'nin son iki maçını da değerlendiriyorum. Fakat nasıl değerlendiriyorum? 4.5 altında sürekli değerlendiriyorum ben City'yi. 1 oldu, 2 oldu ama 3. de kaçırmayacağım. Diyeceğim bu maçta aynı şekilde diyorum. 4.5 altında 2 diyorum. West Ham kendi evinde savunmasını iyi yapan bir takım. Çelme takabilir mi? Tabii takabilir. Burada o problem değil. Fakat City gibi bir takımla oynuyorsun. City zaten ben çelme yiyecek bir takım değil en azından öyle söyleyeyim. Kevin De Bruyne bu kadar formdayken West Ham'da biraz burada savunma yapacaktır. 1-2'lik skora göre Manchester City kazanabilir. Bir tane de West Ham atabilir. Ben yine burada 4.5 altında 2 yapıyorum. Ve oranını söyleyeyim sizlere. 1.59 oranı var. Bence çok güzel. Zaten taraf tercihi 1.23 gibi oranı var City'nin burada. Ben oranı dediğim gibi yine yükselteceğim. Bak bu sefer gelecek bu maç. Sürekli 4.5 üstünde 5 golle 6 golle bitiyor. Bu sefer 4.5 altında 2 gelecek diye düşünüyorum. 3. de gelecektir diye düşünüyorum. Hamburg Hansa Rostock mücadelesi.
Hamburg üçüncülüğü nereden geldi? Aldı inanılmaz. Son haftalardaki o puan kayıplarını Hamburg kazanaraktan değerlendirdi maçlarını ve 3. sıraya yerleşti ve yükselme için bir playoff maçı oynayacak muhtemelen. Darmstadt'la aynı puandalar. Average'da vesaire Hamburg önde olduğu için bu Hansa Rostock mücadelesinin deplasmanda kazanması bence muhtemel. Ki ben şunu söyleyeyim, bu takım ciddi anlamda iyi oynuyordu. Hatta bir ara liderdi, direkt çıkma ihtimali vardı. Ama 4-5 maç böyle sendeleyince toparlaması güç oldu. Şu an 3. olarak çıkma ihtimalleri de var. O yüzden burada en az 2 gol atarak kazanması muhtemeldir. Maç sonu 2 yapmak isteyenler 1.30 bandında bir oranı var. Ben oranı yükseltmek istedim burada. Maç sonu 2 ve 1.5 üst yaptım. Hatta deplasman 1.5 üst yapsam mı diye düşündüm. Onun oranı 1.15-1.20 idi. 2 ve 1.5 üst yapınca oran 1.45'e kadar idealden çıktı nesine de. Bu yönde bir değerlendirme altına alabilirsiniz. Ve bir yüksek oranlı maçıma geçiyorum. Everton-Brentford mücadelesi. Maça baktım. Hiçbir istatistiğe, analize ve şeye bakmadan kendi bildiğim kadarıyla dedim ki bu maç 1-1 biter. Ben de bu yönde bir tercih yapayım dedim yüksek oranla birlikte. Sonradan böyle biraz daha araştırdım vesaire, analizlere maçın verisini çıkardığım zaman da maçın sistemde çıkan skoru da 1-1. Yani orada da sistem de beni onayladı kendi aklımdakiyle. O yüzden ben bu mücadeleye 2-3 gol tercihini 1.86 gibi orandan bir önerebilirim yüksek oranlı olaraktan da. Onun yanında bir 1-1 skora göre maç sonu 0'da 3-0-5 gibi oranı var bunun da. Öyle bir öneri de yapabilirim. Değerlendirecekler, öyle bir değerlendirme yapabilir arkadaşlar. Dediğim gibi 2-3 gol bandında kalabilir. Çünkü Everton'un bir iddiası var ama burada beraberliği de koparırsa Everton'un işine gelir. Çünkü Brentford'la oynuyor. Alt sıralarında zorlu maçları varken Everton en kötü buradan zaten beraberliği kurtaracaktır. He olursa bir taraf tercih olmak gerekirse Everton'a gitmek gerekir. 2-1 skora göre de Everton kazanabilir. O yüzden zaten 2-3 gol tercihine gittim yüksek orandan 1.86'dan. Fenerbahçe Karagümrük mücadelesi. Yani bu tüpçü harbiden oran açmıyor. Mesela şeye açmamış. TFF 1. Lig'in her maçını canlıya almamış, nesineden kaldırmış vesaire vesaire. Bir sürü olay. Ne güzel gollü maçlar geçti. Burada demek istediğim benim şu yönde. 2.5 üstün oranı bir 25, bir 30 oranı var 2.5 üstün. KG varın oranı bir 47. Ben burada Volkan Demirel'in 2000'den de gol bekliyorum. Son haftalarda da pozitif bir futbol sergiliyor ki Fenerbahçe'de zaten ofans oynuyor. Kendi evinde de zaten İsmail Kartal'a bir yükseliş yaptı. Son 10 maçında muazzam bir performans gösterdi. Burada da muhtemelen gollü bir maç imza atabilirler her iki ekip. Ben Karagümrük'ten de gol bekliyorum. O yüzden KG var aldım 1.47 gibi orandan. Burada gollere yöneldim. Kasımpaşa Antalya Spor mücadelesine ile devam edelim. Ben bu mücadelenin de keza gollü geçmesini bekliyorum. Kasımpaşa'nın zaten ben söylüyorum 3. söyleyişim olacak. Mulekası olan kazanır diyorum sürekli. Kasımpaşa inanılmaz bir performans sergiliyor. Burada da ben Kasımpaşa tarafından yine güzel bir futbol bekliyorum. Teknik direktör de bir röportaj vermişti. Vole uygulamasında bu çıkıyor. Ben takip ediyorum. Orada izledim. Yani Emery'i, teknik direktör Unai Emery'i şey alıyor, referans alıyor. Yani onu örnek aldığını düşünüyor. Örnek aldığını söylüyor. Vesaire vesaire. Nuri Şahin'le çok iyi giden bir Antalya Spor var. Güzel ve tempolu bir maç bekliyorum. Son oynanan Konya Spor mücadelesi gibi bir gollü bir mücadele geçebilir diye düşüneceğimden dolayı idealden bir KG var aldım. Başka bir tercihe gitmedim. Atsınlar yesinler, ekonomiye can versinler diyorum. Geçtim diğer mücadeleme. Konya Spor Hatay Spor mücadelesi. Bu maçta keza güzel ve zorlu bir mücadele olduğunu düşündüğümden dolayı Konya'nın burada doğrudan kazanmasına gideceğim ve kombineme de koydum. Hatay'ın son haftalardaki o kötü performansı diyeyim ve özellikle deplasmanda pek bir iş yapamaması ve Konya'nın da o mağlubiyetlerden sonra bu maçta da bir çıkış yapmasını, kendi düşünceme göre zaten 1.42 gibi oranı var Konya Spor'un. Benim ideal kombinemde de var burada. Yani şöyle düşünüyorum. Bir saniye. Aynen. Ben Konya'nın da burada 1.42 gibi oranı var. Konya'nın da plakası 42. Oradan dedim Konya bu maçı yapıştırır geçer dedim. Analiz muazzam. Konya dediğim gibi iyi futbol sergiliyor. 2 haftadır o maçları dengeli geçiyor. Üstünlüğü koyamıyor. Fakat burada yavaştan üstünlüğü koyma zamanı geldi. Direkt doğrudan bir Konya galibiyetini düşünüyorum. Maç sonu 1.42 oranından idealden öneririm. Kadiz'le Real Madrid mücadelesi. Real Madrid'in son maçında 2.5 üstün oranı 1.17 idi. Ben bu orana bakmadan katıl grubuna verdim. Ondan sonra dedim ki bir arkadaşımız geldi, reis oranı çok düşük değil mi? Dedim ki, hatta yazdım sonradan. Dedim ki arkadaşlar 2.5 üstün oranı çok düşük. 3.5 üstün oranı 1.68 oranı var idealden, o alınabilir. Hatta dedim ki 4.5 üstünü bile zorlayabilirsiniz dedim. 6 golle bitti gayet güzel bir şekilde. Kadiz kendi evinde düşme mücadelesi veren takımlardan bir tanesi. Kadiz'in ben kendi evinde gol bulmasını bekliyorum.
Ve Real Madrid'in bu maçta bir rotasyon yapar mı bilmiyorum. Son maçlarda yine ilk 11'e yakın ideal 11 çıkartıyorlar. Ben bu maçın gollü geçmesini o yüzden idealden KG var aldım. 1.51 gibi orandan direkt burada KG varı sizlere önereceğim. Geçtim bu mücadeleyi. Villarreal ile Real Sociedad mücadelesi. Villarreal'in son maçını izledim. Katıl grubunda da yazdım zaten bu mücadeleyi. Mason 2 olarak yazdım. 5-1 gibi bir skorla galip geldi. Ama Rayo Vallecano maçında çok boşluk verdiler. Yani hem Villarreal de verdi boşluk. Ama Rayo Vallecano ciddi anlamda boşluk verdi. Ondan 5'e ulaşması çok zor olmadı Villarreal adına. Zor bir maç. Avrupa için iddialı iki takım ve puan durumuna baktığım zaman da altlı üstlü bir takım. Ve Villarreal'in bu maçı mutlak kazanması gerekiyor. Kazanırsa üst sıraya çıkacak. Bence de kazanabilir. Fakat tam böyle maçı okumak gerekirse 2-1 skora göre kazanabilir diye düşünüyorum. KG varı aldım. Ben Real Sociedad'ın da direnç göstermesini bekliyorum. Bir handikap 0'da 3.60'lık yani 2-1 skora göre, hatta skoru da yazayım ben buraya not defterime. 2-1 skora göre tek farklı bir Villarreal galibiyeti de gelebilir. Onun da oranı 3.60. Geçtim. Toplamda 11 tane mücadele anlattım. İdeali yüksek oranlarıyla pazar günü kendi kafanızı yatanları değerlendirebilirsiniz. Benim sizlere önerebileceğim bir ideal var. Ekrana gelsin. 1.99 gibi oranıyla birlikte sizlere bir tane Süper Lig kombinesi önereceğim. Trabzonspor burada Olympiakos'una dediğim gibi taraftar dolduracak. 2 gol atarak kazanmasını bekliyorum ki ben Trabzon'un burada az, yani o ideal 11'ini sahaya sürmesini bekliyorum. O yüzden rahat, eğlenceli, rahat olan bir takım. Maç sonu 1-1.5 üstü yapılabilir burada. Konyaspor Hatayspor mücadelesinde de Konya'nın bir toparlanması gerektiğini ve bu maçta hata yapmayacağını düşünüyorum. O yüzden direkt maç sonu 1'ini 1.42 gibi oranla idealden aldım. Sizlere önerebileceğim bir Süper Lig kombinesi buydu. Değerlendirecekler, değerlendirebilirler. Taraf tercihine gittim. Umarım kazandırır. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.